Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Mazuşist Gamer'ın yeni bölümüne hoş geldiniz demeyi çok isterdim ama ve lakin öyle diyemeyeceğim çünkü bu bir duyuru videosu. Sizin de fark ettiğiniz gibi bazı şeyler değişik şu anda bu videoda. En azından hani beni ilk kez full ekran olarak görüyor olabilirsiniz. Ne görmek istiyor musunuz? O ayrı mesele de. Yani hani onu da bilmiyorum gerçi ama ve videoyu farklı bir açıdan çekiyorum. Çünkü bu odada çektiğim son video. Bu evden ayrılıyorum. Konuşacağım bir sürü şey var. Birazdan hepsini anlatacağım. Hani son olarak bu videoyu madem çekiyorum dedim. Bu sefer farklı bir açı olsun. Şu anda her zaman kullandığım monitörü görebiliyorsunuz arkada. Evet. Görünüyor her iki taraftan da. Yani 5-6 dakikalık bir video çekmeyi planlıyorum şu anda. Aşağı yukarı o kadar konuşacağım. Ama sadece benim konuşmamı dinlemeyeceğinizi bildiğim için size bir yandan oyun izleteyim bari dedim. Yani ne oynasam ona karar vermeye çalışıyorum şu anda. Şu anda devam ettiğim Gears of War mesela, evet ki ben bir yandan konuşup bir yandan Gears of War oynayacağım. Siz de bunu izlemiş olursunuz. Şimdi şu videoyu şöyle küçültelim. Tamam. Evet. O zaman Gears of War'a da başlayalım ve ben bir yandan derdimi de size anlatayım. Gördüğünüz gibi casual ve hardcore. Elbette hardcore. Keşke olsaydı insane'i seçebilseydim ama henüz oyunu bitirmediğim için insane modunu açamadım. Evet. Ben Gears of War oynarken derdimi anlatayım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu odadan ayrılıyorum ben. Yani bu evde 4 kişiyle birlikte yaşıyordum. Ve sadece bu oda bana aitti. Ama şu an bu evden ayrılmam gerekiyor. Kendi evime geçiyorum çünkü. Ve bu gerçekten benim için sorun yaratacak. Yani şöyle bir sorun yaratacak. İnternet iş kısmı işin oldukça sorunlu olacak. Neden derseniz sevgili Titinet'e internet nakli için dün başvurduğumda bana verdikleri süre bir ay. Yani bir ay boyunca bana diyorlar ki internet naklinizi tamamlamak için bizim bir ay süreye ihtiyacımız var. Onun dışında randevularımız falan filan her şey tamamen dolu. Yani sizi diyor gelip ona bakma şansımız yok. Yani ayın işte bilmem kaçına kadar biz gelemeyeceğiz. Bu da yani dediğim gibi bir aylık bir süreç. Bir ay boyunca ben internetsiz kalacağım. Çok eğlenceli değil mi? Bir ay boyunca bu adamlar bana internetsiz bırakacaklar ve ben hani ona rağmen hani internetsiz donduruyoruz falan filan da demiyorlar. Öldüm. Neyse. Bir ay boyunca internetimi de donduracaklarını söylemiyorlar. Ben bunun parasını da ödemeye de devam edeceğim bu arada. Hani kullanmadığım internet parasını ödeyeceğim. Peki bu bir aylık internetsizlik ne demek? Bir ay boyunca benim tabii ki buralarda olmamam demek. Yani çok fazla zaten video çeken bir insan değilim ama en azından haftalık bir tane video çekmeye özen gösteriyorum. Bir tane video koymaya özen gösteriyorum. Yani işimden zaman bulduğum kadar. Ama anlaşılan bu Titinet buna da izin vermeyecek. Ve bu da dediğim gibi bir ay boyunca video koyamayacağım anlamına geliyor. Ne yapacağım? Ben video çekmeye devam edeceğim ama bu videoları yayınlamak kısmı birazcık işin problem yaratacak. Yani sizden şimdiden af diliyorum. Bu konuda yapabileceğim çok fazla bir şey yok maalesef. TTNET'in şeyine. Ben niye sürekli ölüyorum? Sinirim bozuldu şimdi. Yani bu kadar da zor olmaması gerekiyor bu oyunun. Bu kadar kolay ölmemem gerekiyor. Yani oyunu oynamayı mı unuttum? Bayağıdır oynamadığım için bir şeyler mi var yani? Anlamadım ki. Neyle bu şey yapıyordu? Onu hatırlamaya çalışıyorum ama. Lan yürüsene oğlum, niye duvara takıldın ya? Cık. Lan duvar çok mu bozuldu? Ne oluyor? Anlamadım ya. Lan düzgün yürü. Lan yürü şuradan. Lan oğlum ne yapıyorsun ya, sağa git, sağa git. Lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Ne diyordum ben? Evet. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın bu ufak şey için. Videonun